konuşuyorsunuz. Ya Tuğçe, üzüldüğünle kaldın. Al işte. Manzara bu. Hala gitmek istiyor musun Tuğçe? Evet. Ben senin yanında olsam inadına dururum. Ben sana söylemiştim ama Gökhan'ın Sibel'e karşı duyguları olduğunu. Ünal için de çok kötü bir durum. Şey düşünsene, bir sürü gül gönderiyor. Kağıtlara yazı yazıyor. Bunun karşılaştığı şeye bak. Ünal için de kötü. Bilal dedi ya, beni çok iyi tanıyorsunuz, zarifsin, marifsin diyor. Yani ne olursa olsun erkeklik gururu yani gene de kötü bir şey. Yıllardır arkadaşları bile birbirine düşüyor. Yıllık kaç yıldır arkadaşlık. Dışarıda da mı? Kötü kavga ettiler, hadi birbirine girdiler. Hayır biliyorum da dışarıda da mı arkadaşlar? Uzun zamandır arkadaşlar. Sadece kafama şu takılıyor kardeşim, burada birileri giderken aklındaki ismi söylemedi diye Gökhan buradan adamsın en azından. Tabii. Giderken insanları zan altında bırakmadın derken şu an kendisi yaptığı şaşkınlıklar içerisindeyim. Hem de daha büyüğünü yaptı. Allah, giderken ben onu seviyorum, ben onu aşığım, bilmem ne, bu işler yalan işler kardeşim. Aynen öyle. Tamam mı? Bu işler yalan, burada fırıldağı çevireceksin. Ondan sonra seviyorum. Yok ya. Ona gidip öyle diyeceksin. Bırakacaksınız abi bu işleri. Tabii canım. Bırakacaksınız abi. Kusura bakmasın. Eğri eğri, doğruya doğru. Aynen. Gerçekten çok sinirliyim ya. Nutkum tutuldu abi. Ünal'ın düştüğü duruma baksana ya. Kardeşim, adamın hali düştüğü duruma bak ya. Barış. Hoşlandığını da söyledi Gökhan. Abi canım ya. Abi insanın psikolojisi darma duman olur ya. O çocuğu şu an ya anlayamayız yani, ben size söyleyeyim. Şu anki iç dünyasını anlayamazsınız Ünal'ın. Bu ne demek ya? Biz burada boşuna mı abi? Çocuğu burada geldiği günden beri Sibel'i konuşuyoruz. Tabii. Sibel'i anlatıyoruz geldiği günden beri. Sibel için bir şeyler yapmasından bahsediyoruz. Gel Ünal'ım, gel. Gel. Gel otur şuraya, sana bir su vereyim, gel. Al kardeşim, su iç. Kendine gel biraz. Abi adama söylüyoruz, hali yok, o benim kardeşim diyor. Neyse tamam, ben seni daha fazla darlamamak için konuşmuyorum kardeşim. Size bir şey diyeceğim. İki hafta önce mi ne? Ben burada eleme potasından sonra bahçede otururken Sibel'e bir şey söylemiştim. O kadar büyük konuşuyorsun ki, o kadar büyük lokmalar yiyeceksin ki ve senin göz, hani sen diyordun ya, bana hiç kimse el ele tutuşmamış, yüz yüze bakmamış birisi gelsin diye. Sen gözünün içine baka baka aşk yaşamış birisiyle o olacaksın ve ben sana bu lafımı hatırlatacağım demiştim. Hatırlıyor musunuz? 2-3 hafta önceydi. Turgay giderken niye özellikle? Ha, Turgay giderken de. Benim eleme potasına çıktığım gündü. Turgay giderken ben niye bunu söylemiştim. Gökhan? Demek ki bildiği bir şey var. Erkek olarak o da bir şey demek ki. O kadar seviliyordu da onun oyu etkilemeyecekti. Neden Gökhan kalsın demedi? 3 kişi olacaktık. Kaç kişiyiz burada? Gene de olmayacaktı canım. Ya yine de olmayacaktı zaten. Olmayacaktı ama neden demedi? Şimdi hanginiz daha çok seviyorsunuz? Anlamadım, kafam karıştı. Gökhan gider ayak estirdi. Neyse, bazen gidişler lazım oluyor işte böyle şeyler için. Gerçekler ortaya çıksın diye. Gerçekler. Artık gerçeğin ne olduğunu ayırt edemiyorum. Bugün eleme için ayağa kalktığım zaman gerçekten gönlümden hiç üzülmedim. Çünkü burada yaşayacağım şeyler kaldığını düşünmüyordum. Ta ki Sibel'in bana duygularını açıklayana kadar
O an hani üzüntüyle gitmek gitmemek arasında çok gidip geldim. Ama dedim ki hayırlısı buymuş. Sonra çıktım merdivenlerden gittim. Bir anda kolumdan böyle bir şey çekti beni böyle arkaya doğru. Bir döndüm Sibel. Gel buraya. Çık geçtik içeri konuştuk. Duygularını söyledi. Dedim madem gidiyorum sen bu kadar cesursun Sibel. Al sana cesaret. Evet ben de senden hoşlanıyorum dedim. Duygularımı söyledim. O an kimin ne diyeceği, kimin ne yapacağı umurumda olmadı. Sonuç olarak aşka pranga vurulmaz, sevgiye de pranga vurulmaz. Bunun cezası da olmaz. Dolayısıyla açıldım. Evet bugün gidiyorum. Buruk bir sevincim var. Ama söz verdi. Dışarı çıkacağı güne kadar ben bekliyorum. Çıkmazsa artık kapıdan, bacadan, damdan bir yerden gireceğim. Ve gelip onu alıp buradan çıkaracağım. Ne olur, sen yeter ki sen. Cool.